Bu Hızır'ın kimseden bir şey duyma ihtimali yok değil mi Alparslan? Yok yenge, kim söyleyecek? Hayır, bu ara böyle bir tuhaf tuhaf yakınlaşmalar var ya. Ne gibi? Neyi kastettiğimi anladın. Anladım. Anladım da yenge, ben o konuda konuşmak istemiyorum. Yani neticede sen benim yengemsin, o da teyzem. İlyas bir gelsene. Hazır teyzesi yok, yengesi de benim ya, rahat rahat sorayım. Ne soracaktın yenge? Ne oluyor? Ya yok bir şey ya. Bu Reşit'in köpekleri sadece bizim kapının önünde 3-5 el havaya sıkmışlar. Ne zaman oldu bu? Ben de siz Alparslan'la bu konuyu konuşuyorsunuz sandım. Ne demeye her şeyi anlatıyorsun diyecektim ki... ben anlatmış oldum. Ne oldu şimdi anlatınca? Hani ne gerek var saklamaya? Bak hepiniz gelmişsiniz sağ salim eve, çok şükür. Niye gizli gizli iş çeviriyorsunuz? Ya yok yenge, gizli gizli iş çevirdiğimiz yok da sen ne diyecektin onu söyle. Geç bir otur şöyle. Abim nerede? Babaannemin yanında. Bu abin ne yapmaya çalışıyor? Ceylan'da kalmalar. Gece kulüplerinde eğlenmeler. Hem de hepinizin yanında. Hatta dün tanıdığım Derya'nın, Özgür'ün yanında. Vallahi yenge, normalde ne alakası var? Abim bir şey yapacak olsa hangimizin haberi olurdu gibi cümleler kurardım ama... kurmayacağım çünkü çok sinirliyim. En sonunda benim duygularımı paylaşan birini buldum. Vallahi ne desen haklısın yenge. Tam Özgür kahvaltı hazırlamış, kahvaltı yapacağız. Abimin orada olduğu haberini aldım. Benim o kapıdan öyle bir çıkışım var ki yani direkt adamın üstüne yürüyeceğim yani. Zaten geceden şişmişim. Bu desen gene her zamanki gibi arazi. Yok ben Derya'yı bırakacağım. Yok işte sevgilim yok, o yüzden acılıyım. Yok arabesk bana iyi gelmiyor. Neyse İlyas. Neyse ben gittim, kapıyı açar açmaz bu Hızır Ali anasıyla babası kahvaltı yapıyorlar birlikte diye bir mutlu bir mutlu dedim, ulan gerizekalı. Hızır Ali'yi geç İlyas. Hızır'a gel. Geleyim, mutfağa geçerken salondaki battaniyeyi gördüm de biraz öfkem dindi. İşte bu hiç iyi olmamış. Sen diyemedin mi abine ne işin var burada diye? Yenge ben mi kabahatli oldum şimdi? Asıl sen diyemedin mi kocana anlat bakayım bu işleri diye? Rezil oluyoruz rezil. Vallahi bak. Bizim de bir özel hayatımız var değil mi? Abisine bak kardeşine alma derler adama. Derler yenge. Amca, teyzem de Özgür de buradaymış. Sabahki meşhur kahvaltıdan sonra. Herhalde... yengem de teyzeme gerekeni söylemiştir. Değil mi yenge? Benim de bir kadınlık gururum var. Ne deseydim Ceylan'a? Bana bakın. Hızır gene yalpalamaya başladı. Bir yanlış yaparsa sizden bilirim.
sizden derken? Bayağı sizden. Gözünüz üstünde olsun. Yarın bir gün bir yeğeniniz daha olacak. Beni küçük düşürmesine meydan verirseniz, daha önce neler yaptığımı biliyorsunuz. Biliyorsun değil mi İlyas? Biliyorum yenge, biliyorum. Bu sefer kimseye kafayı takma. O galerinin önünde de havaya sıktırma. Anladınız mı? Vay arkadaş. Yenge, evham yapıyorsun. Bak bence şüphelerin yersiz. Ortada bir şey yok. Var var. Benim daha size söylemediklerim var. Bilmediğimiz biri mi var yenge? Bildiğiniz kim var İlyas? Tövbe yarabbi yenge. Yenge gözünü seveyim, üstüme gelme bak. Suçlu doğru da güçlü de. Git ona yürü. Ay ben anlamadım amca. Bu bize söylemediğin neymiş yenge? Yok bir şey. Anne, yine niye herkes ayrı ayrı yerlerde oturuyor? Demek ki herkesin ayrı ayrı konuşacakları varmış oğlum. Babam yine seni mi aldatıyor? Yuh, o nasıl laf yeğenim? Bu kulisler genelde öyle zamanlarda kuruluyor. O eskiden de Ömer'im. Babanın artık bu kadar insanı karşısına alma ihtimali yok. Yoksa niyeti var yani Alparslan abi. Ömer, sen bunları nereden uyduruyorsun? Çünkü gittiğim her yerde susuluyor. Ve konu değiştiriliyor. Doğru söylüyorsun oğlum. Gizli saklı olmaması lazım. Ben sana söyleyeyim. Bu galerinin önünde gene ateş açmışlar. Ben üzülmeyeyim diye de orada burada kulis yapıp saklıyorlar işte. Bir, havaya ateş açılmamış, babam gayet ölümden dönmüş. İki, ben artık çocuk değilim. Üç, bence sen de artık böyle şeylere üzülme anne. Hızır ölümden mi döndü? Yani adamlar sıktıklarında oradaymış tabii. Baba. Hı? Ömer'den saklarız, onun aklına gelmez de bu. Meryem yengem şimdiden benim ağzımı aramaya başladı bile. Arasın kızım. Sen babanın kızısın. Kim ararsa arasın, asla senin ağzından bir şey alamazlar. Öylesinizdir. Senin gibi de değiliz Hatice. Biz birbirimizden bir şey saklamıyoruz. Bununla da övünüyoruz kızımla. Kızın senden hiçbir şey saklamıyor yani. Mümkün değil. O yüzden mi günde 30 defa Ercan'ı arıyor? Ercan kim? Galerideki Ercan. Yok öyle bir şey baba. Ya o senin gün dediğin o gün işte. Beni aramış, ulaşamamış, onu aramış. Ercan dediğin kapımızın önündeki adam. Bana ulaşmak için doğru adamı aramış. Bugün de mi babana ulaşmaya çalıştın kızım? Anne,
Meryem yengeme sizi duyduğumu, Hızır dayıma her şeyi ilettiğimi anlatırım bak. Tamam sus. Bir şey demedik. Merve, var mı öyle bir şey kızım? Yok baba. Hatça, bak Merve bana benzer. Damarlıdır yani. Üstüne gidersen olmadık şeylerle insanı sinir eder. Yapma bunu kıza Hatça. Ben evladıma güveniyorum. Meryem Hanım, anam sütlaç yapmış, niye söylemiyorsun? Kilo alma diye söylemedim. Bir sürü takım elbise alınmış sana. Yazık olmasın. Hı, buraya mı gelmiş? Ben galeriye gönderin demiştim. Kime dedim bunu? Ceylan'a. Niçin? E geçen onlarda kaldım ya ben. Ya biliyorsunuz beni. Ya akşam giydiğim ertesi gün giymeyi sevmiyorum ben. E senin durumun da malum. Alışverişe falan da gidemedik. Ceylan'dan rica ettim. Abi hani arıyoruz getiriyorlar ya bize. Sen şimdi böyle bir şeyi niye Ceylan ablaya söylüyorsun ki abi? Zevklidir diye. Benim durumumda ne varmış orayı bir öğrenebilir miyim? Meryem hamile eğlenceye gelemez. Meryem hamile alışveriş yapamaz. Hatta Meryem hamile zevkini de mi kaybetti yani? Ya anlamadım şimdi siz buna niye alınganlık yaptınız? Amca biz alınganlık yapmıyoruz. Haklı olarak yengem alınganlık yapıyor. Sen de ha buraya yengene hak vereceğine. Git Dizen'e haksızsın de. Tamam uzatmayın. Bir daha söylemem. Kendim gider alırım. Nerede takımlar? Geri gönderdim. Nereye? Ceylan'ın evine. Orada kaldığın günler için aldığına göre orada bulursun. İyi etmişsin. Uşağım. Bak, kızım asaletinden bir şey demeyi. Ama o Ceylan geldiğinde ben onun saçını da başını da yollar atarım öyle biliyorsun. Niye Ceylan'ın saçını başını yoluyorsun ki anne? O tetikçi tetikçi. Azmettiricisi burada. Onu sen halledersin diye dedim. Bu arada söylemeyi unuttum. Ceylan'ı sabah kahvaltıya davet ettim. Evet doğru ya. Birlikte kahvaltı yapmaya çok alıştığınız için... Sen gidemeyince o buraya geliyor. Amca, dayımla birlikte gelecekler. Hı, şimdi bunun üstüne söyleyecek bir şeyin var mı İlyas Bey? Söyleyecek hiçbir şeyim yok abi. Size şimdiden afiyet bal şeker olsun. Afiyet olsun. Dayı bize müsaade varsa biz kalkalım. Tamam. Konuştun mu Fahri ile ne yapmış? Konuştum dayı. Nakliyeyi bekliyorlarmış. İyi. İyi akşamlar. Meryem şundan bir tane daha versene. Başka kalmadı.
Üst tarafta vardır. Ayırmıştım. Ben onları kendime ayırdım anne.